basın toplantısını, bizlere verdiği cevapları dikkatle dinledik. Ömer Çelik bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki serbest düşüşe engel olamadıklarının farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık vatandaşın gönlünde bir yer bulamıyorlar ve yaptıkları sürekli eleştiriliyor. Sonra Ömer Çelik çıkıyor, o yaptıklarını efendim şöyleydi de böyleydi diye anlatmaya başlıyor. Ömer Bey'i dün dinlerken aklıma şu geldi. Anadolu'da köy kahvelerinde oyun oynarken mesela tavla oynayan birisi kaybeder. Kaybettikten sonra başlar anlatmaya nasıl kaybetmiş de ne kadar şanssızmış da neden böyle olmuş da bir süre sonra sözünü keserler. Derler ki Ömer Bey'e, Ömer Bey anlatmalı kahve karşıda, git derdini orada anlat. Şimdi Ömer Bey basın toplantılarını anlatmalı kahveye döndürdü. Sürekli aslında öyle değil. Görüyoruz, gördüğünüz gibi değil. Duyuyoruz, duyduğunuz gibi değil. Vatandaş tepki gösteriyor ama sandığınız gibi değil. Neymiş? Efendim diyor ki Cumhurbaşkanımız pandemi süreci başladığından beri vatandaşlarımızla böyle bir toplantıda bir araya gelmedi. Giresun'dan bahsediyor. Hani herkes söyledi ya. Şimdi bu nasıl bir virüstür ki öyle bir virüsle karşı karşıyayız. Ahlatta bulaşmayan bu virüs geliyor Dumlupınar'da bulaşıcı oluyor. Malazgirt anması serbest ama 30 Ağustos törenleri yasak. Ayasofya'da tehlikeli değil, Anıtkabir'e gelince tehlikeli hale geliyor bu virüs. Ve sordu herkes, Samsun'da yasakladınız 30 Ağustos törenlerini, Giresun'da miting yaptınız. Efendim, Giresun'a gittiğinde büyük bir felaketin içerisindeki vatandaşlarımız zaten Cumhurbaşkanımızın oraya gelmesini istiyorlardı ve geldiğinde de bu buluşmayı engellemek söz konusu olamadı. O olağanüstü şartlarda oluşan fiili bir durum. Şimdi radyodan dinlesek, Giresun'da vatandaş kalabalık, 1 metrekarede 5 kişi, maskelisi maskesizi, burun buruna sıkış tepiş, sonra da Ömer Çelik'i dinlesek, sanırsınız ki Cumhurbaşkanı normal bir selden sonra ziyarete gitmiş, vatandaş da onu bulduğu yerde kalabalıkla toplanmış. Gerçek ne? Gerçek Ömer Çelik'in anlattığı gibi değil. Cumhurbaşkanlığının üzerinde konuşmak için kürsüsü olan otobüsü bir gün önceden yola çıkmış. Gitmiş oraya yerleşmiş. Miting meydanında ışığı hesap etmişler. Gölgeyi hesap etmişler. Otobüsü çekmişler. Vatandaşın duracağı yerlere mitingin gerçekleşmesinden 2 saat önce bariyerleri koymuşlar. İnanmayan açsın baksın, Google'a yazıyorsunuz. Erdoğan Giresun'da diye. Daha Erdoğan o saatlerde havada, o sırada polis boş meydanı bariyerlemiş. Bu ne demek? Burada miting olacak demek. Öngördük demek. Yani diyor ki kendiliğinden oluşan fiili bir durumdur diyor. Kendiliğinden oluşan fiili duruma kadınlar ayrı, erkekler ayrı, Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde koyduğunuz o bariyerleri 2 saat önceden boş meydana koyunca nasıl fiili miting oluyor? Ömer Bey, anlatmalı kahveyi anlatacaksın. Bizim kahvede artık bu anlattıklarına herkesin karnı tok. Öyle kibirlene kibirlene, böbürlene böbürlene, küstah küstah, vatandaşı küçümseyerek aklından alay etmeyeceksiniz. Miting yaptımsa yaptım, al sorumluluğunu. 14 gün sonra Giresun'daki vaka sayısının da alırsın sorumluluğunu. Yok, hem ona cesaret edemiyor hem vatandaş kendiliğinden toplandı. Hadi bizden utanmıyorsun. O miting alanına gidenler o mitingin yapılacağını önceden biliyor muydu, bilmiyor muydu? Hem de AK Parti lehine, Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan, alkış yapan insanlardan da mı utanmıyorsun? Ne diyorsunuz? Nasılsa onlar bizim partili. Onlar yalanı mazur görür. Niye görsün? Niye görsün? Giresun'un güzel insanları hangi partiye oy veriyor olursa olsun. Niye yalan atıyorsunuz? Niye kandırıyorsunuz? Anlaşılabilir gibi bir durum değil. Şimdi 30 Ağustos'u yasakladılar mı? Bal gibi yasakladılar. Neden? Malazgirt'teki anmada Cumhurbaşkanı orada, Devlet Bahçeli orada, dünya kadar insan orada, koskoca bir tören.
30 Ağustos için efendim 3 kişiyle 5 kişiyle çelenk konulsun. Örneğin Anıtkabir'e ana muhalefet partisinden sadece genel başkana ve meclis başkan vekilimize Anıtkabir'e davet geliyor. Düşünün, koskoca ana muhalefet partisinden 2 kişi. Ama Malazgirt'te bütün bakanlar orada, AK Parti orada, MHP orada, liderlerin etrafında. Arada 4 gün var. Değişen bir şey yok. Ama iki tören arasındaki iştah, iki tören arasındaki motivasyon bal gibi ortada. Vatandaş da diyor ki bunlar Malazgirt'e verdiği önemi 30 Ağustos'a vermiyorlar. Ömer Çelik yine vatandaşa diyor ki gördüğün gibi değil, duyduğun gibi değil. İki bayram arasında, iki özel gün arasında çelişki yok. Birbirine alternatif değil. Bizce de değil. Alparslan Anadolu'ya biz geldik dedi. Atatürk de biz buradan gitmiyoruz dedi. Ama bir toplum mühendisliği yapacaklar akılları sıra. 1920 ile bu topraklardaki tarihimizin 1920 ile 2002'nin 3 Kasım'ı arasındaki kısmı kesiyor. 20 ile 3 Kasım'ı birleştiriyor. Arada Atatürk yok. Meydan muharebelerinin başkomutanı yok. İsmet Paşa yok. Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmak yok. Türkiye'nin tapu senedini kazananlar yok. Atatürk ve kadrolarının Türkiye'de en büyük bir anti-emperyalist zafer kazanması, Anadolu'da örnek bir zafer kazanması yok. Örnek bir devrim süreciyle Türkiye'yi çok gerisinde kaldığı, 200 yıl geciken matbaayla gerisinde kaldığı çağdaşlaşma sürecini yakalaması yok. 900 tane kit yok. Amerika'ya karşı Johnson mektubuna direnmek yok. Kıbrıs Barış Harekatı yok. Varsa yoksa one minute var. Trump'ın mektubunu yalayıp yutup susmak var. Johnson mektubuna direnen İnönü'yü şeytanlaştırmak var. Ondan sonra vatandaş tepki gösterince, vatandaşın gösterdiği tepki sahadan saraya doğru geldikçe efendim Ömer Çelik beyefendi çıkmış anlatıyor. Anlatmalı kahvede anlatacaksın. Anadolu'da öyle derler. Ya yapmayacaksın ya sonra öyle olmadıydı da böyle olmadıydı da yapmayacaksın. Ayrıca tabii dünden beri suçluların telaşı içinde saldırdıkça saldırıyorlar. Dünkü basın toplantısında açıkça söyledik. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı olmalı. Bu anayasal bir zorunluluk, evrensel bir zorunluluk. Bir partili bile olmadığı zaman cumhurbaşkanlarının yine de adli yılların açılışı yargının davetiyle onların bir salonunda ya da tarafsız bir salonda olurdu. Bir partinin genel başkanı ayağına hem savunmanın temsilcilerini, hem iddia makamını, hem yargı makamını toplayıp da daha sonra orada ahkam kesmez, itiraz buna. Zaten nerede yaparsanız yapın, eğer kuvvetler ayrılığını ayaklar altına alıyorsanız o törene gitmeyiz. Bir de hadsizlik yaptınız, törene geleceksen Covid testi getir dediniz. O hadsizliğe verdiğimiz cevap ortada. Az bile verdik. Fazlasını bile hak ettiniz. Ama esas mesele şu, şunu gözden kaçırtmayın. Türkiye'de maden işçileri nefes nefese, omuz omuza, burun buruna çalışıyorlar. Test yapalım düzenli, birer tane testi zorla yaptırdık. Haftalarca uğraştım. Düzenli test yapılacaksa maden işçisine yapalım. Madenden çıkıp 15 bin kişi 5 tane ilçeye dağılıyorlar. Maden işçisine yapalım yok. Manisa'da organize sanayide, İzmit'te organize sanayide, Kocaeli'nde, İstanbul'da, Bursa'da, Denizli'de, Kayseri'de işçiler burun buruna çalışıyorlar. Bütün şehre dağılıyorlar. Düzenli test yapalım, test yok. Nasıl yapılacak test kriteri? Hasta biriyle temas edecek, TC'sini gireceğiz, kutucuk açılırsa. Ama milletvekiline sınırsız test,
zenginlere sınırsız test, beyefendiler açıklıyorlar. Düzenli yaptırdığım testlerde vakam pozitif çıktı. 7. testte, 10. testte. Şimdi böyle bir çifte standart olmaz. Berberlerin, lokantaların, lokantada çalışan garsonların hem sağlıkları hem bizim sağlığımız düşünülerek alınması gereken tedbirler varken alınmayacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Müş diyor ki kapalı bir toplantıya gelenlerden test istenmesi normaldir. Türkiye'deki kapalı her ortamdakinin canı, buradakilerin canı, saraydakilerin canı can da Türkiye'nin madenlerde çalışanların mı canı patlayacak? Sizin canınız can da Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda katılanların canı can değil mi? Onların anası babası yok mu, evladı yok mu? Türkiye'de test standardı şu: vatandaş hastayla temas ederse saray çalışanları 2 günde bir zorunlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri canları istediği kadar. Bir de Cumhurbaşkanı bir törene katılacaksa 1 gün önceden mecburi test. Bu kadar canınız tatlıysa başka önlemler alın. Ama milletin erişemediği testi kendi hesabınıza bu kadar bonkörce, bu kadar savrukça kullanmayın. O testlere 81 ilimizde çok fazla kişinin ihtiyacı var. Testin bolluğu olsa neyse, testin darlığı içindeyiz. Bugün akşam bilim kurulu toplanıyor. 2 hafta sonra. Bilim kurulunun hepimiz gözümüz kulağımız orada. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı bilim kuruluyla şahsı bilir kurulu arasında sıkıştı kaldı. Bilim kurulunun bilime uygun cesur kararlar almasını ve bu kararların bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Ve herkese şunu hatırlatmak isteriz. Bilim kurulu kafalarda ciddi soruların olduğu birkaç konuya da açıklık getirmelidir. Zatürre aşısı ve grip aşısı. Bunların sayısı kısıtlıysa Türkiye'ye gelecek, bunlar 1 Eylül'den itibaren ithal ediliyor. İthalatçı firmaların stokları kontrol edilmelidir. Bunlar Covid salgınında ve kronik hastalıklarda kritik önemde olduğuna göre bu aşılarla ilgili geçen seneden farklı kriterler bugünden tezi yok ilan edilmelidir. Sadece kronik hastalığı 65 yaş üstü olanlar olsun ve isteyen olsun deyince bu seneki ortaya çıkabilecek panik ve artı yüksek talep bir anda bu ürünlerin eczanelerden yok olmasına, hızla bir takım kişiler tarafından satın alınmasına, toplatılmasına ve kara borsaya düşmesine dahi sebebiyet verebilir. Bilim kurulu bu aşıların kimlere yapılacağını belirlemeli, stokları merkezi idare tarafından kontrol edilmeli, kimsenin kendi tercihine ya da parası olanın erişebildiği, ihtiyacı olanın erişemediği bir sürece sürüklenmemesi lazım. Bu konuda da bilim kurulundan ciddi bir adım bekliyoruz. Ayrıca ölümlerin normalleşmesi bir toprağın üzerinde yaşayan insanların başına gelebilecek en kötü şeydir. Türkiye'de kadın ölümleri normalleşmektedir. Emekçi ölümleri normalleşmektedir. Maalesef Covid'den ölümler normalleşmektedir. Soma faciasında 301 evladımız öldü, yüreğimiz yandı ya. 6 günde bir Soma yaşıyoruz, farkında mısınız? Gar katliamında 103 evladımız öldü ya. 2 günde bir gar katliamı yaşıyoruz, farkında mısınız? 33 askerimiz Suriye'de şehit oldu ya. 1 günde neredeyse 2 katı kadar şehit veriyoruz, farkında mısınız? Bu işi ciddiye almak lazım. Bu iş Devlet Bahçeli'nin bayramlarda da trafik kazasında 20'şer kişi ölüyordu diyeceği kadar basitleştirilip sıradanlaştırılacak, normalleştirilecek bir mesele değildir. Ölenler bu milletin insanlarıdır. Sağlıkçısıyla, genciyle, yaşlısıyla, Türkiye'nin tüm şehirleri, tüm inanç grupları, tüm mezhepleri, tüm siyasi görüşleri, hepsi 83 milyondur.
Hepsi evladımızdır, anamızdır, babamızdır. Bu ölen insanlar Türkiye'ye her gün 50 kişinin kaybının ekonomide durmaması lazım. Bunları da normal görmek lazım. Bunlar öyle eğitim zayiatı falan değil. Bunlar tedbirsizliğin zayiatı. Bunlar iş bilmezliğin zayiatı. Yıllardır kötü yönetilmiş ekonominin Türkiye'ye ödettiği bedellerdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye dünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ağzından açıkladığı 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine Amerika'nın silah ambargosunu kaldırmasını konuşuyor. Amerika 1987'de konmuş olan silah ambargosunu dün kaldırdı. Öncelikle hatırlayalım. Geçen sene Aralık ayında Türkiye S-400 krizi olarak nitelendirilen ve Rusya'dan S-400'leri alacağı için bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Bu yaptırımları içeren 1790 sayılı Ulusal Savunma Yetki Yasası Amerikan Senatosu'ndan 86'ya karşı 8 oyla, 8'e karşı 86 oyla geçmişti. Ve Trump'a gitti. Trump hiç bekletmeden Nisan ayında bunu onayladı ve yetkiyi Dışişleri Bakanı'na verdi. Dışişleri Bakanı da dün açıkladı. Yani basitçe hatırlamak gerekirse S-400 meselesi, şu anda kuramadıkları S-400'ler, gelişinde bütün televizyonların bir uçağın inişini ve kargosunu boşaltışını canlı yayında verdiği S-400'ler Eskişehir'de sandıkta dura dursun, o yönettikleri sürecin sonunda Amerika Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 uçaklarını almaktan alıkoyan, Türkiye'ye Patriot füzeleri verilmesini S-400 savunma sisteminden vazgeçilmesi koşuluna bağlayan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldıran, söz konusu yasa Türkiye-Amerika ilişkileri açısından büyük bir tehlikeye işaret ediyor demiştik o gün. Geldiğimiz gün Amerika yapacağım dediği bütün yaptırımları yaptı. Yani Trump'la aramızda su sızmıyor. Trump deli dolu. Mektup yollayıp küfrediyor ama biz susuyoruz. 10 gün sonra Trump mektubu basına sızdırınca da cebimize koyup biz iade ettik, gerekli cevabı verdik deyip susuyoruz. Trump YPG'ye Suriye petrollerini veriyor. Trump Fırat'ın doğusundaki bir yapıyı resmen devlet gibi tanımanın adımlarını atıyor. Bir yandan da Rusya PYD unsurlarıyla görüşme halinde, bizimkiler dış politikada destan yazıyorlar. Nerede destan yazıyorlar? Amerika'nın muhalifi Biden'a bizim muhalefet cevap vermedi, biz verdik destanı yazılıyor. Verilen bütün cevapları hiçe sayarak. Konuşulacaksa konuşulacak gün budur. Ve öncelikle Amerika'nın aldığı karar 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde berbat bir karardır, kötü bir haberdir. Adanın barışına katkı sağlamaz. Doğu Akdeniz'de suları ısındırtmaya devam eder ve Kuzey Kıbrıs'taki kimsenin, Kıbrıs'taki kimsenin, kuzeyindeki, güneyindeki kimsenin menfaatine değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu son derece tehlikeli görüyoruz. AKP iktidarının Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan koparıp kişiler arası ilişkilere indirmesinin faturasını giderek kabaran bir faturayı hep birlikte ödüyoruz. Büyük devletlerin, güçlü devletlerin ilişkileri, devletleri yöneten liderlerin kişisel ilişkileriyle değil, tarihsel ilişkilerin ve bir dengenin, bir muhataplık ilişkisinin ciddiyetle sürdürülmesiyle mümkündür. 1987'de Amerika'nın Kıbrıs Rum kesimine
silah ambargosu koyması Türkiye açısından diplomatik bir kazanımdı. Dün yaşananlar da Türkiye açısından diplomatik bir hezimettir. İyi ilişki içinde olduğunuz bir ülke, olduğunu iddia ettiğiniz bir ülke size bunu yapıyorsa birileri sizi yine kandırıyor demektir. Trump'a bendeki papazı bu can bu bedende durdukça alamazsın. Ver papazı Pensilvanya'daki al papazını deyip iki fırça telefonundan sonra Trump'ın papazını yollayıp kendi papazın Pensilvanya'da ahkam kesiyorsa ve Trump gözünün içine baka baka bütün yaptırımları onaylıyorsa senin Trump'la kişisel ilişkilerinde Trump seni kandırıyor ama Türkiye kaybediyor demektir. Son olarak dün adli yıl açılışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Borosu'nu kendilerinin dahil olmadıklarını açıkladıkları bir konu üzerinden baroyu avukatları hedef alıp avukatlık kanununda meslekten men koyalım deyip zaten olan ama yetkinin avukatların seçtiği kıdemli ve sicili temiz avukatların meslek içi soruşturma, yargı ve denetleme mekanizmasını yok sayıp kendi gönlüne göre avukatların meslekten atılacağı bir durumu tarif eden bir açıklamasıyla yine savunma mesleği ve onun örgütü üzerinde bir hamle yaptı. Anlaşılıyor ki durum aslında bu meclisten bu ülkenin insanları pek çok şeyi beklerken 2,5 ay boyunca barolar kanununu tartıştırıp daha sonra da hiçbir beklentiye cevap vermeyen son derece kötü bir kanunu buradan geçirmişlerdi. Baroları bölme kanununu. Avukatların vicdanında kanun şimdiden mahkum oldu. Biz Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa önünde kanunun eksik bulunup hatalı bulunup geri döneceğini umuyoruz. Ama avukatların vicdanında karşılık bulmadı. Ne oldu? İkinci baro kurulacak. Ankara'da bile daha beklenen imzanın onda birini toplayamadılar. O yüzdendir ki geçmişte barolar siyasallaştı, o yüzden bu kanunu yapıyoruz diyenler ikinci baronun müstakbel başkanını Devlet Bahçeli'den emir ve talimat almaya götürdüler. Dün de Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı barolarla ilgili bir gerilim yaratarak bir motivasyon kendince kendileriyle birlikte hareket etmesini bekledikleri avukatlarda bir konsolidasyon yaratıp onları motive edip aman bakın ayrılın bu barolardan gidin yeni baroya kaydolun diye o baro avukatlara istikamet göstermeye çalışmaktadır. Ve iktidar partisinin genel sekreteri Fatih Şahin gidip ben hazırlığı yapılan baroya başvurumu yaptım diyerek tam da bizim söylediğimizi bu kanun çıkarsa AK barolar, kurt barolar, sosyal demokrat barolar, iyi insanların barosu diye siyasetin iz düşümleri barolara yansır dedik. Bir partinin genel sekreteri barom bu olacak, baromdan ayrılacağım, yenisine gideceğim diyor. Bir partinin genel başkanı emir ve talimat veriyor. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da yeni baro kurulumu ile ilgili dün bir kez daha gerilim yükseltip bugün de barolarla ilgili yönetmeliği yayınlıyor. Ama görülen odur ki yapılan düzenleme avukatlarda bir heyecan yaratmaktan ziyade avukatların vicdanlarında mahkum edilmiştir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar. Soru yoksa teşekkür ediyorum. Pardon. Başvurusu olduğu ifade ediliyor. 4 Eylül'de de Memleket Hareketi adını koyduğu bir süreci başlatmış durumda Muharrem İnce. Sivas'a gidiyor.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ihraç durumu söz konusu olabilir mi Muharrem İnce için? Efendim arkadan tekrar soru sormak için gelmek için sizi görmek tabii, için. Bir soru daha sorsak ikisini beraber alsak olur mu? Cumhurbaşkanı adayınız partinizin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak? Bu konuda bir hazırlık uzun zamandan beri tartışılıyor. Bu konuda ne söylersiniz gelinen noktada? Teşekkür ederim. İlkesel olarak partinin yasamayla ilgili görevinde olan bizler partinin genel merkezinin cevaplayacağı konulara çok girmiyoruz ama sıcak bir konu ve spekülasyona çok açık olduğu için çok açıklıkla söyleyelim. Bir iddia olarak Yalova merkez ilçeye bir dilekçeyle bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova il başkanlığımıza, genel merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. Bütün açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki iki gün önce katıldığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda ve genel başkanımızın Sayın Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi gibi bir düşünceleri, bir talebi, böyle bir şeyi akıllarından geçirmeleri dahi söz konusu değil. Bu konuyu birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyorlar. Bunu kesin bir dille reddediyoruz. Ve şunu ifade etmek gerekir ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yu kimse Devlet Bahçeli ile ve Recep Tayyip Erdoğan'la karıştırmasın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokratik olgunluğu eğer diğer iki lider de olsaydı bugün Türkiye çok başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi kesin ihraç, atın partiden dışarı, savunmasını bile almaya fırsat vermeyin, yollayın bunların hepsini dışarı diye partilerinin kurucularını, partilerinin ikinci genel başkanlarını, üçüncü başbakanlarını, partilerinin Milliyetçi Hareket Partisi'nde meclis başkan vekilliği yapmış kadın siyasetçilerini derhal partiden ihraç edenlerle demokratik olgunluğu hepimize örnek olması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse karıştırmasın. Sayın Muharrem İnce'nin böyle bir muamele görmesi asla mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket, en üst düzeyde saygı görecektir. İkinci soruya da cevap verelim. Bugün yine birileri her gün bir başka köşe yazısı veya akşam televizyon programlarındaki yorumcular sürekli bu soruyu tekrarlıyorlar. Abdullah Gül Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Değil. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ilgili kanuna göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. Ancak bu grubun grup başkan vekili olarak ve bu partinin yetkili kurullarını ve onduryayı oluşturanları çok iyi tanıyan birisi olarak açık yüreklilikle söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partilileri rahatsız edecek, Cumhuriyet Halk Partililerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. O yüzden bugün tekrar ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.